Sevgili arkadaşlar merhabalar. Psikoloji dersinin ikinci ünitesi olan psikolojinin temel süreçleriyle karşınızdayım. Ünitemizin konu yoğunluğunu göz önüne alarak ünitemizi bölümlere ayırdık. Ve konuyu daha iyi anlayın diye her konuyla ilgili soru çözüm videosu hazırladık. Bu kadar açıklamadan sonra ilk bölümümüze yani bu videodaki konumuza geçelim. Hangi konularımı göreceğiz? Davranışın oluşum sürecini, psikolojik süreçlerle biyolojik yapı arasındaki ilişkiyi, Piaget'in bilissel gelişimi, yaşam boyu gelişimi ve son olarak Korbeck'in ahlak gelişimini görerek ünitemizi, ünitemizin aslında ilk bölümünü sonlandıracağız. İlk olarak davranışın oluşum sürecine bakalım. Bir davranış nasıl oluşur gerçekten? Yani durup dururken niçin sinirleniriz? Niçin seviniriz? Niçin mutlu oluruz? Ya da bir şeyden durup dururken mi hoşlanırız? Tabii ki hayır. Demek ki bir takım faktörler bunlara neden oluyor. Neler neden oluyor? Bakmadan önce davranışı tanımlayalım. Davranış nedir gerçekten? Davranış organizmanın iç ve dış uyarıcılara karşı gösterdiği bir tepkidir. Hocam çok anlaşılır bir tanım oldu. Gerçekten çok anlaşılır bir tanım olmadı. Çünkü içinde bir takım kavramlar var. Organizma var, uyarıcı var, tepki var. Bunlara da bakalım. Organizma nedir? Organizma daha önce söylemiştim. Bütün canlılardır tek hücreli dahi olsa bütün canlılardır. Yani bitkiler, insanlar ve hayvanlar. Peki uyarıcı nedir? Uyarıcı iç ve dış çevreden gelerek duyu organlarını harekete geçiren herhangi bir güçtür. Bu ısı olabilir, ışık olabilir, ses olabilir. Yani örneğin diyelim bir telefonunuz çaldı. Nedir? Bakın bir uyarıcıdır. Örneğin kan, karnınız acıktı. Nedir? Bir iç uyarıcıdır. Dolayısıyla biz uyarıcıları da kendi içerisinde iç ve dış uyarıcı olarak ikiye ayırıyoruz. İçten gelen uyarıcılara iç uyarıcı, dıştan gelen uyarıcılara da dış uyarıcı diyoruz. İç uyarıcıya bir örnek verelim. Karnımızın acıkması, susamak gibi. Dış uyarıcı telefonun sesi. Dış uyarıcı gördüğünüz dışarıdaki herhangi bir nesne ya da bir kokunun varlığıdır. Tepki nedir hocam? Tepki de şuyudur. Bu uyarıcılara verdiğimiz yanıtlardır. Yani telefon çaldı, siz telefona baktınız. Bu bir tepkinizdir, bir davranışınızındır. Ya da acıktınız, gittiniz, yemek yediniz. Bakın bir tepkidir. Ve aynı zamanda biz tepkileri de kendi içerisinde ikiye ayırırız. Fizyolojik tepkiler ve psikolojik tepkiler. Fizyolojik tepkiler örnek, gözünüze bir nesne geldiğinde gözünüzün aniden kapanması nedir? Fizyolojik bir tepkidir. Psikolojik tepki nedir? Sınava gireceksiniz, sınav öncesi çok kaygılısınız, streslisiniz ve terlemeye başlıyorsunuz. Bakın alın size psikolojik tepki. Şimdi gelin toparlayalım. Davranış neymiş? Organizmanın iç ve dış çevreden gelen uyarıcılara gösterdiği tepkidir. O halde hocam davranış uyarıcı ve tepki ilişkisi içerisinde mi olur? Klasik psikologlara göre ya da klasik davranışçı psikologlara göre evet öyledir. Uyarıcı vardır. Uyarıcı karşı tepki gösterir. Ortaya bir davranış ortaya çıkar. Peki gerçekten böyle midir? Gerçekten böyle değil. Çünkü insanoğlu çok karmaşık bir yapıya sahiptir. İnsanoğlunu anlamak istiyorsanız onun sosyal çevresine, fizikine, biyolojik yapısına, fizyolojik yapısına, yani birçok etkene bakmanız lazım. O yüzden yeni davranışçı psikologlar eski davranışçı psikologları eleştirerek uyarıcı tepki ilişkisi yerine uyarıcı, organizma ve tepki ilişkisini ortaya çıkarmışlardır. Yani diyorlar ki artık ara bir değişken de söz konusudur. Uyarıcı vardır, arada organizma vardır, o organizmadan sonra bir tepki meydana gelir. Gelin bunları örnekler üzerinde görelim. İlk örneğimiz bir uyarıcı var, farklı organizmalar var ve farklı tepkiler söz konusudur. Örnek çiçek kokusu. Çiçek kokusu uyarıcıdır organizma diyelim ki AB kişileri olsun. Bunlara verdikleri tepkiye bakalım. Ah, harika, çok güzel kokuyor diyebilirsiniz. Bu bir tepki. Bir diğerinin diyelim ki çiçeğe karşı alerjisi var. Öf, <laughs> çok değil mi? Öksürmeye başlar, kötü olur. Bakın farklı tepkiler oldu. Bir başka örneğe bakalım. Aynı uyarıcı, aynı organizmada farklı tepkilere yol açar. Örneğin çorbayı ele alalım. Aç olduğunuz zaman çok iyi gelebilir tok olduğunuz zaman pek ilgilenmezsiniz. Ya da başka bir psikolojideyseniz o zaman size pek hoş da gelmeyebilir. Bir başka örneğe bakalım. Farklı uyarıcılar aynı organizmada aynı tepkiye yol açar. Örnek güzel bir resim, güzel bir manzara, sanatla ilgili bir çalışma aynı organizmada hep hoş tepkilere yol açabilir. Son örneğimiz farklı uyarıcılar aynı organizmada farklı tepkilere yol açabilir. Arkadaşlar arasındaki bir tartışma üzebilir. Bir final maçında takımımızın kazanması sizi sevindirebilir. Ya da diyelim ki yeni bir duruma başlıyorsunuz. O durum sizi heyecana neden e, ya da heyecana sürükleyebilir desek daha doğru söylemiş oluruz. Şimdi gelin psikolojik süreçlerle biyolojik yapı arasındaki ilişkiye bakalım. Azıcık biyoloji biliminden bahsedelim. Bizim fizyolojik yapımızla, biyolojik yapımızla psikolojinin ne alakası var diye sormayın. Birçok alakası, birçok ilişkisi vardır. Örneğin. Bu ilişki sağlayan sistemler endokrin sistemlerle sinir sistemidir. Endokrin sistemi nedir? Hocam hormonlarla iç salgı bezleriyle ilgili bir şeydir. Özellikle ergenlik döneminde, yaşlılık döneminde çok fazla bizi etkileyen durumlardır. Ya da durup dururken kalkarsınız mesela bir gün hiçbir sorununuz yoktur. Ne ekonomik, ne psikolojik, ne herhangi hiçbir sorunuz yoktur. Ama çok sinirlisinizdir ya da çok keyifsizsiniz. Neden? Bu bizim hormonlarınızdan, iklimin hormonlarınız üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor olabilir. İşte o yüzden biyoloji bilimiyle ilgileniyoruz. Peki sinir sistemi nedir? Sinir sistemi bizim vücudumuzun elektrokimyasal iletim ağıdır. Yani dışarıdan duyu organlarına bir takım bilgiler alınır, sinir sistemleriyle beyne iletir ve beyin buna uygun yanıtı verir. Ve beyin kabuğu üzeri, yani beyin üzerinde bir beyin kabuğu var ve milyarlarca sinir sistemi var üzerinde. Diyelim ki dışarıdan bir koku aldınız, çiçek kokusundan bahsettik kokuyu aldınız. Sinir sistemi beyne iletti ve beyin buna tepki gösterdi. Ay çok kötü ve çok güzel bir koku gibi. Yani beyin buna bir yanıt verdi değerli arkadaşlar. Demek ki biz dokuma duyusuyla, görme duyusuyla, işitme duyusuyla bir takım e, bilgiler alırız. Bu bilgiler sinir sistemiyle beyni iletir ve beyin de buna uygun tepkiler verir. Ve çok karmaşık psikolojik süreçlerin yaşandığı yerdir beyin ve beyin iki yarım küreye ayrılır sol yarım küre ve sağ yarım küre diye ve aynı zamanda da bu yarım kürelerin her birinin içerisinde bir takım loblar vardır. Biz bunları beşe ayırıyoruz. Örneğin ön lob bilinçli düşünmenin işlevinin gerçekleştiği yerdir. Yan lob duyguları işleme görevinin gerçekleştiği yerdir. Arka lob görme işleminin gerçekleştirdiği yerdir. Şakak lobu ses ve kokuyu algılama işlemini gerçekleştirir. Beyincik bedenin dengesini, hareketler arasındaki işbirliğini ve uyumu sağlar. Beynin hemen arkasında yer alan kısımdır. Beynin sol fonksiyonlarına bakalım. Numara becerileri, yazı dili, mantıklı düşünme, konuşulan dil, bilimsel beceriler, sağ el kontrolü yani bilim ve sayısalla ilgili durumlar söz konusu. Sağ beyin fonksiyonlarına baktığımızda kavrama, 3D oluşturma yani grafikle ilgili, sanatla ilgili, hayal gücü müzik bilinci ve sol el kontrolünün olduğu yerdir. Şimdi de gelin kalıtım ve çevrenin psikolojik süreçlere ve davranışa etkisine bakalım. Değerli arkadaşlarım her birey eşsiz ve değerlidir. Çünkü her birey belli bir kodla dünyaya gelir. Biz buna DNA diyoruz. Peki bireyler nasıl dünyaya geliyor? Leyleklerle dünyaya gelmediklerine göre bir takım oluşumların olması gerekiyor ki dün, birey dünyaya gelebilsin. Yani anneden 23 adet kromozom gelir yumurta hücresinden. Babanın sperm hücresinde de 23 kromozom gelir. Bunlar birleşerek 46 kromozomu meydana getirir. Yani biz canlılar olarak 46 kromozomlu bir bireyiz. Ve bunlardan sadece anne babadan sadece gelen bir cinsiyet gonomozom vardır. O bizim cinsiyetimizi belirler. Yani hocam anne mi cinsiyetimizi belirler baba mı? Tabii ki baba. Çünkü babadaki yer alan şeye baktığımızda XY kromozomudur. Annedeki de XX'dir. XX bileşince kızı, XY bileşince erkeği dünyaya getirir. O halde baba cinsiyeti belirleyen kişidir. Ve değerli arkadaşlar, bu genlerimizle gelen şeyler hangisi baskınsa dışarıdan o gözlemlenir. Mesela diyelim ki annenize daha çok benziyorsanız, demek ki o genler daha baskındır ve siz annenin özelliklerini daha fazla almışsınızdır. Peki soru şu. Gerçekten biz sadece genlerden ibaret olan varlıklar mıyız yoksa Çevrenin etkisiyle oluşan bireyler Yani eğitimle çevre olanaklarıyla kendimizi yeniden mi var ederiz? Bunu anlayabilmemiz için kalıtım ve çevre ilişkisine yakından bakmamız lazım. Kalıtım neydi? Genlerle e, insana geçen özelliklerdi. Cinsiyetimizdi, göz rengimizdi, saç stilimizdi ya da saç rengimizdi, yüz, ten rengimiz, boy uzunluğumuz bunların hepsi kalıtımla ilgilidir. Çevre nedir? Yaşadığımız ortamdır. Yani hocam çevre doğduktan sonraki ortamımız mıdır? Hayır. Çevre anne karnına düştüğümüz andan itibaren ki alandır ve biz çevreyi üçe ayırırız. Doğum öncesi e, çevre, doğum sırasındaki çevre ve doğumdan sonraki çevre diye. Doğum öncesinin çevreden ya da doğum öncesi etkilen kastımız nedir? Annenin beslenmesi, annenin heyecanları, annenin yaşadığı stresler, korkular, annenin kullandığı ilaçlar, e, sigara ve alkol kullanıyorsa bunların etkilerinden bahsediyoruz. Doğum sırasındaki etkiler de şunlardır. E, çocuk nerede doğdu, hangi hijyen ortamda doğdu, doğum sırasında e, göbek kordonu boynuna dolandı mı, e, hangi yöntemle doğdu bunlar önemlidir. Bir de doğum sonrası etkiler var. Bunlar da şunları sayabiliriz. Çocuk hangi ortamda yani hangi kültürde dünyaya geldi? Hangi ailede dünyaya geldi? Ailenin eğitim seviyesi nasıldı? Ailenin sosyal ekonomik koşulları nelerdi? Kaçıncı sırada dünyaya geldi? Nasıl eğitim aldı? Nasıl bir çevre koşullarına büyüdü? Arkadaşları, öğretmenleri kimlerdi? Bunların hepsi doğum sonrası çevreyle ilgilidir. Peki şimdi sorumuza dönelim. Kalıtım ürünümüz, çevrenin ürünümüz. Arkadaşlar hiçbir zaman tek bir etkene bağlı kalmayalım. Biz hem doğu hem kalıtımın hem de çevrenin ürünü olan bireyleriz. Yani tek başına bir etken yeterli değildir. Şimdi gelin yaşam boyu gelişimine bakalım. Yaşam boyu gelişim nedir? Doğumdan ölüme kadar geçen süreçtir. Bunu anlayabilmemiz için bir takım kavramları bilmemiz lazım. Bunlar büyüme, olgunlaşma, hazır bulunuşluk ve öğrenmedir. Büyüme nedir? Arkadaşım testte şu geliyorsa, eğer niceliksel bir artış geliyorsa büyümeyi işaretle geç. Yani boy uzunluğu ya da bedendeki bir artış, ee, el parmak uzunluğu bunlar geliyorsa demek ki bu büyüme ile ilgilidir. Olgunlaşma ne ilgilidir? Aa bizim çocuk ne kadar olgun olmuş, ne kadar büyümüş efendi olmuş bu mudur? Kesinlikle hayır. Olgunlaşma nedir? Olgunlaşmak kalıtıma bağlı olarak zamanla kendiliğinden gerçekleşen bireyin fiziksel ve zihinsel olarak kendisinden beklenen davranışı gerçekleştirecek düzeye ulaşmasıdır. Yani kalıtımla ilgili bir şeymiş. Zamanı gelince ortaya çıkan bir davranışmış. Mesela bisiklete binme davranışına gelelim. Bisiklete binebilmeniz için bacaklarınızın uzaması lazım. Bu nedir? Büyümedir. Ve o ince kasların gelişmesi ve hazır duruma gelmesi nedir? Olgunlaşmadır. Peki diğer bir kavramımıza bakalım. Hazır bulunuşluk. Hazır bulunuşluk ise kalıtım ve çevre şartlarına sahip olma durumudur. Yani büyüme olacak, olgunlaşma olacak. Kişi de bu olgunlaşmanın yanında ön bilgilere sahip olacak ve istekli arzu olacak. Yani bisiklete binmek için bir isteği olacak. 2 yaşındaki çocuk hocam çok istekli, 2 tekerekli bir bisikleti sürmek için. Hayır bu olamaz. Çünkü büyüme olmamış, olgunlaşma olmamış. Bunlar olmadan istediği kadar istekli olsun. Bunlar olduktan sonra mesela 6 yaşında, 7 yaşında büyüme oldu, olgunlaşma oldu, istek de varsa, arzu da varsa, hazır bulunuşluk varsa sürme eylemi gerçekleşebilir. Sürme eyleminin olabilmesi için öğrenme tanımını bilmemiz lazım. Öğrenme nedir? Tekrar ve yaşantılar sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı izi değişiklerdir. Yani bisikleti sürebilmek için tekrar yapacağız. Ondan sonra deneyimler yaşayacağız. Bazen yere düşeceğiz. Bazen yapamayacağız. Günler sürecek ama en sonunda sürmeye başladığımızda öğrenme gerçekleşmiş olacak. Yani öğrenme şu değildir. Öyle iki dakikada gerçekleşen bir davranış değişikliği değildir. Kalıcı, izli ve uzun süreli olması lazım. Gelin bu kavramları bir de örnek üzerinde görelim. İlk örneğimiz parmakların uzaması. Nedir arkadaşım? Niceliksel bir artış mı? Evet o halde büyümedir. Parmakların yazı yazacak düzeye ulaşması nedir? İnce kaslar gelişmiş ve bu kaslar geliştiği için çocuk artık kalemi tutabiliyor. Mesela çocuklar kalemi bu şekilde tutarlar. Örneğin dersin ki ya salak mısın şöyle tut. Hayır salak değil çocuk kasları gelişmemiş. Kasları geliştiğinde mesela 6-7 yaşlarına geldiğinde artık bu şekilde tutabilecektir. Neden biz mesela 2-3 yaşında okuma yazmaya başlatmıyoruz? Çünkü olgunlaşması olmamıştır çocuk. Kalemi tutamıyor ki sana düzgün çizgiler çizebilsin. Dolayısıyla kalemi düzgün bir şekilde tutabilmesi, parmaklarının kalemi düzgün bir şekilde tutabilmesi olgunlaşmadır. Yazı yazmaya istekli olması hazır bulunuşluktur. Büyüme oldu, olgunlaşma oldu, çocuk istekli o halde bu hazır bulunuşluktur. Artık A'yı, B'yi, C'yi yazıyor olması nedir? Öğrenmedir. Peki gelişim nedir? Gelişim işte kalıtımı da çevreyi de içine alan doğuştan ölüme kadar geçen süreçlerin tamamıdır. Şimdi gelin yaşam boyu gelişimin özelliklerine bakalım. Nedir mesela? Sabahtan da vurguladığımız gibi kalıtım ve çevrenin ürünüdür gelişim. İkinci olarak gelişim sürekli birikimli ve aşamalıdır. Yani nedir? Gelişim yaşam boyu devam eder. Aşamalıdır. Neden? Çünkü çocuk emeklemeden koşamaz, emeklemeden yürüyemez, her şeyin bir aşaması vardır. Ve her dönem bir önceki dönemin üzerine bina edilir, inşa edilir. Ve gelişim dediğimiz şey bir bütündür. Örneğin zinsel gelişim, bedensel gelişim etkiler, bedensel gelişim, zinsel gelişim etkiler birbirini etkileyen bir süreçtir. Ve gelişim nöbetleşe devam eder. Ne demek hocam? Her birinin bir nöbeti mi var? Evet, bazen fiziksel gelişim ön plandadır. Bazen bilişsel gelişim, bazen ahlaki gelişim ön plandadır. Ve gelişim başka bir özelliği, gelişimde kritik dönemler vardır. Yani gelişimde kazanılması gereken bazı özel zamanlar vardır. Bunları geçerseniz bu çocuk bu davranışı zor kazanır. Mesela Tarzan örneği verelim. Ormanda büyüdüğü için, çevresinde insanlar olmadığı için, kendisine dili kimse öğretemediği için daha sonra ormanda bulunduğunda konuşmayı öğrenememiştir. Neredeyse çok az bir kelime öğreniyor. Neden? Kritik dönemi geçtiği için. Ve gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Yani aynı anne babadan gelseniz dahi bazı çocuklar erken yürüyebilir, bazıları geç yürüyebilir, bazıları geç konuşabilir. Bunun için endişe yapmamak lazım. Bir de gelişimde belli bir yöntem var. Yani gelişim kendine göre yöntemleri vardır. Mesela nedir? Baştan aşağı doğrudur. Çocuk dünya geldiğinde Başı çok büyüktü. 1 bölü 4 oranlıdır. Benim başım 1 bölü 8 oranlıdır. Ya da bir başka özellik gelişim içten dışa doğrudur. Basitten karmaşa doğrudur. Ve son özelliğimiz gelişimde belli bir yordama vardır. Hani biz artık çocuk örneğin çocukluk döneminde şu davranışları gerçekleştirebilir. İşte ergenlikte şunları yapabilir. Çünkü onunla ilgili bir tahmin edebiliyoruz. Önceki gözlemlerimizden dolayı. Şimdi gelişim dönemlerine bakalım. Gelişim dönemlerimizi şu 5 farklı döneme ayırabiliriz. Yeni doğan ve bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, yetişkinlik dönemi ve yaşlılık dönemi diye. Kitaplarda genelde sadece isim olarak geçiyor. Ben ÖSM'e sorabilir diye biraz detaya geçeceğim. Ve ilk dönemimiz yeni doğan ve bebeklik dönemi 0 ile 2 yaş arasındaki dönemi kapsamaktadır. Yeni doğandan kastımız 20 günlük ya da 30 günlük bebektir. Bebekler doğduklarında 48 santim ile 53 santim arasında bir boy uzunluğuna sahiplerdir. 2,5 kilo ile 4,3 kilogram arasındaki bir kiloya sahiplerdir. Bedensel gelişimine baktığımızda doğum öncesi dönem en hızlı bedensel gelişimin olduğu dönemdir. Ancak ikinci en hızlı dönem hangisi diye sorarlarsa biz bunu bebeklik dönemi diyoruz. Yani yeni doğan bebek dönemi en hızlı bedensel gelişimin olduğu ikinci dönemdir. Çünkü çocuk doğduğunda varsayalım ki 2,5 kilo olsun, 6 ayken 5 kilo, 1 yaşındayken 7,5 kiloya kadar çıkabilmektedir. Ve bu çocukların psikomotor gelişimine baktığımızda çocukların pek hareket edemediklerini, başlarını dahi kontrol edemediklerini görüyoruz. Böyle 7 aylıkken falan artık işte kendi vücudunu kontrol edebiliyor. 8 aylıkken işte destekle oturabiliyor. 12 aylıkken yürüyebiliyor yavaş yavaş. Ee, bu diğer çocukluk döneminde daha hareketli olacakları bir dönem olacaktır. Duysal gelişimine baktığımızda ise bu çocukların işitme, tadma ve dokunma duyuları çok çok yüksektir ama görme duysu çok zayıftır. Annesi bile zar zor tanıyabileceği bir durum söz konusudur. Ee, yiyeceğe baktığımızda genelde biliyorsunuz sütle besleniyorlar. Dönemin sonlarına doğru bu çocuklar katı yiyecekleri yiyebiliyorlar. Zihinsel gelişimine de baktığımızda e, yani işte bir yaşına doğru artık düşünmenin başladığı bir dönemdir diyebiliriz. Şimdi ilk çocukluk dönemine bakalım. Çocuk dönemi de ikiye ayırıyoruz. İlk çocukluk ve son çocukluk diye. İlk çocuk dönemimiz 2 ile 6 yaş arasındaki bir dönemdir. Buradaki bedensel gelişmeye baktığımızda bir önceki döneme göre daha yavaş olduğunu görüyoruz. Sinir sistemleri yavaş yavaş tamamlanmıştır artık. Yani bireyin sinir sistemi. Psikomotor gelişimine geldiğimizde ise burada çocuklar yerinde duramıyorlar artık yani yürümeye başlamış, konuşmaya başlamış, bülbül gibi ötmeye başlıyor, orayı kırıyor, orayı döküyor. Ee, i̇nce kas hareketleri 6 yaşa doğru e, iyice e, gelişmiş durumda olduğu için çocuğu zaten zapt etmeye, e, zapt etmek mümkün değil desek daha doğru olur. Okuma yazmaya artık hazır hale geliyorlar. Tuvalet alışkanlığı kazandıkları bir dönem oluyor. Dili etkin kullandıkları, cinsiyet farklarını e, öğrendikleri bir dönem oluyor son çocukluk bu da 6 ile 11 yaş arasındaki bir dönemdir Okul çağındaki çocuklardır. Bedensel gelişime baktığımızda bir önceki döneme yine zayıfladığını ve yavaşladığını görürüz. Ancak erkek çocukları kız çocuklarına göre daha uzun boylu, daha yapılı görünürler. Ergenlik döneminde bu iş değişecektir. Psikomotor becerilerine geldiğimizde ise ince kasları geliştiği için kalemi tutabiliyor, yazı yazabiliyor, e, keman çalabiliyor, çeşitli aletleri çalabilecek duruma geliyor. E artık okuma yazma biliyor, hesaplama yapıyor, sosyalleşiyor. Arkadaş grupları arasında e, ilişkiler geliştiriyor, ahlaki değer sistemi geliştiriyor ve cinsiyet rollerine uygun roller geliştirdikleri dönemdir. Şimdi gelelim en belalı döneme, en stresli döneme. Nereye? Ergenlik dönemine. Ergenlik dönemi 11 ile 18 yaş dönemidir. Aslında erkenlikten önce bir geçiş aşaması dediğimiz erinlik buluh aşaması vardır. Ve kızlar erkeklere göre 1,5-2 yaş önceden erinlik yani ergenlik dönemine girerler. Ve bu dönemde kızlar erkeklere göre daha boylu, daha postlu, daha yapıllardır. Bedensel gelişim her ikisinde de çok fazla hızlıdır. Burada özellikle ee, kızlarda yağ dokusunun geliştiğini, kız, erkeklerde ise kas dokusunun geliştiğini, cinsiyet bezlerinin aktif hale geldiğini görürüz. Psikomotor beceri olarak da çok sakarlardır. Neden? Boy aniden uzadığı için kişi zihinsel becerilerle bedensel beceriler arasında sakarlık yaşamaktadır. Ee, ve bu dönemde bir bakıyoruz 9. sınıf öğrencisi gelmiş tıfıl küçücük bir çocuk 10. sınıfta Ko beni bile geçmiş uzun boylu bir çocuk sesi gürleşmiş ses böyle bir çıkıyor. Ondan sonra tane tane bıyıkları çıkmış ve gelişim e, söz konusu olmuştur. Ve bu dönemde en büyük sorunlardan bir tanesi kimlik karmaşasıdır. Ben ne olmak istiyorum? Ben kimim? Bu yaşamın anlam ve amacı nedir gibi sorular soruyorlar. Aynı zamanda arkadaşlıklar onlar için çok önemlidir. Aileden daha çok en önemli olan faktör arkadaşın kendisidir. Değişen bir beden vardır. Sürekli aynanın karşısındalar zaten. Bu bedene de uyum sağlamaları gerekir. Aynı zamanda bu dönemde bir bu dertler yetmiyormuş gibi bir mesleğe yönelmesi gerekiyor. Yani artık bir mesleği seçip seçmek için de de adam akıllı bir ÖSM sınavına, YKS sınavına çalışıp bir mesleğe için okuması gerekiyor. Tabi şu mesleğimi seçilmeliyim, bu seçme mesleğimi seçmeliyim gibi birçok karasıklar yaşadığı dönemdir. Bu döneme daha yakından bakalım. Ergenlik dönemi etkileyen faktörlere bakalım en faktörlerin başında ben merkezi var. Yani kişi zannediyor ki bütün dünya onun çevresinde dolaşıyor. Bütün herkes onun hakkında konuşuyor. O bütün bilgilere sahip zannediyor. Bundan dolayı çok fazla hayalci oluyorlar. Çok fazla alıngan oluyorlar. Kimsenin onları anlamadığını düşünüyorlar. O yüzden depresyon riskini fazla oluyor. Aileden çok arkadaş daha önemlidir. Arkadaş her şeydir. Arkadaşlar arasında kabul edilmek için her şeyi yapması söz konusudur. Bir de bu dönemde uygun rol modelleri seçmesi lazım. Maalesef hem dizilerde, hem televizyonlarda, hem sosyal medyada uygun olmayan birçok rol model var. Bu da gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Ben bu dönemi bitirmeden ben merkeze ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum. 9-10 yıl önce psikoloji dersi anlatıyorum yine. Psikoloji dersinde işte siz neden daha çok ayna karşısında yer alıyorsunuz? Böyle sürekli bedeninizle ilgileniyorsunuz. E, süslenmeden niye dışarı çıkmıyorsunuz dedim. Bir kız öğrencim şöyle dedi hocam dedi ben dışarı çıkmayı bırakın bizim evin altındaki yani apartmanın altındaki bakkala bile süslenmeden giyinmeden e, makyaj yapmadan inmiyorum. Neden dedim kızım dedi hocam ben tam kapıyı açtım dışarı çıkacakken oradan bir motosikleti geçse ya motosikleti mi sanki orada hazır bekliyor. Evet dedi dedim yat geçmemiş olduğunu varsayalım. ama diyor yukarıda işte evlerden bana bakıyorlardır. Beni o halde görseler hiç bana uygun olmaz. Bakın zannediyor ki herkes bekliyor. Herkes orada hazır ve nazır. Bütün dünya onun etrafında dolaşıyor. Ve bu dönemde de ayrıca bir durum söz konusudur. Rol çatışması yani kuşak çatışması var. İşte bizim zamanımızda sizin zamanınızda gibi sözcüklerde görebiliyoruz. Dertli sorunlu bir dönemdir. Sorunsuz geçmeniz dileğiyle diyelim. Şimdi yetişkinlik dönemine gelelim. İkiye ayırıyoruz. Genç yetişkinlik ve orta yetişkinlik. Genç yetişkinlik 18 ile 30 yaş arasındaki bir dönemdir. Burada bir mesleğe yöneldiniz ya. Şimdi bir işe başlamanız lazım. Bir işe başladığın zaman derler ki artık evlen. Ve eş sahibi ol. Eş sahibi oldun. o zaman de hadi çocuk sahibi ol. Çocuk sahibi oldun. Şimdi eş... Eş var, çocuk var, aile babasın. Demek ki artık Aileye bir uyum sağlaman lazım. Öyle e, kafana göre gençlikteki iyi bir takılman söz konusu olamaz. Bir de evi yönetmen lazım. Evin giderleri olacak. Ona ayak uydurman lazım. Bir de artık toplumda sorumluluk alman lazım. Artık küçük bir insan değilsin. Toplumsal gruplara katılman lazım. Bir başka dönem ise orta yetişkinlik dönemidir. Orta yetişkin dönemi işte benim dönemimdir. 30 ile 60 yaş arasındaki dönemdir. Şimdi artık meslek sahibi olduk ya. Biz kariyer olarak nereye kadar gidebiliriz ona bakacağız. Daha sonra... Çalışıyoruz işte diyelim ki 5-10 yıldır bir ekonomik standart oluşturmamız lazım. Bu ekonomik standartla birlikte bir e, hobi geliştirmemiz lazım, sosyal sorumluluk almamız lazım ve en önemlisi gençlere rehberlik etmemiz lazım. Ve aynı zamanda da şunu yapmamız lazım: Orta yaşın o bedensel gelişimine ayak uydurmamız lazım. Nasıl? Mesela şurada saçlarımız dökülmüş yani ya da işte bazı hareketlerimiz yavaş olmuş. Onlara e, alışmamız gerekiyor gelelim son dönemimize yaşlılık dönemi 60 ve üzeridir. Bu dönemde kişi emekli oluyor her şeyden önce. Emekli ayak uyduracak. Emeklilikte maaşı düşmüş ona ayak uyduracak. Bir de bu dönemde artık ölümler oluyor etrafındaki tanıdıkları, eş dostları ölüyor. Bu yalnızlık duygusuna ve ölüme alışması lazım. Var olan kalan arkadaşlarıyla uyum içerisinde yaşaması lazım. Sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Bir başta, bir gözde, bir midede, birçok yerde sağlık sorunu oluyor. Buna uyum sağlaması lazım ve bilgelik kazandığı, bireylere danışmanlık yaptığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Piaget'in bilişsel gelişime baktığımızda 4 evre olduğunu görüyoruz. Duysal motor dönemi, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemidir. Bunlara detaylı olarak bakacak olursak, ilk dönemimiz sıfırla 2 yaş dönemini kapsayan duysal motor dönemidir. Çocuk bu dönemde ee, her şeyi duyurganlarıyla e, algılıyor. Mesela yerde e, en iğrenç şey de olsa ağzına götürerek dünyayı algılamaya çalışıyor. Bu nedir? Mesela bu kalem midir? İşte bu başka tatlı bir şey midir? Ekşi bir şey midir? Dünyayı dokunma duyusuyla tatma duyusuyla algılamaya çalıştığı bir dönemdir. E, yani düşünmenin yavaş yavaş oluştuğu bir dönemdir diyebiliriz. Bu dönemin en önemli özelliği değerli arkadaşlar e, nesne sürekliyi kazandığı bir dönemdir. Yani örnek verelim o şekilde iyi anlayın ve en çok bu soru geliyor. 5-6 aylık bir yeğeniniz var onunla oyunlar oynuyorsunuz. Örneğin işte önünüzde bir top var işte topu ona itiyorsunuz o size itiyor sonra. Sonra sizi bir kaldırdınız hop bitti dediniz ortalıkta top yok dediniz. Bebek size böyle bakar 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 başka bir şey odaklanır. Dersiniz ki çocuk salak mı ya? Ben onun gözü önünde arkama bıraktım ama çocuk aramadı. Neden aramadı? Çünkü nesne sürekli sahip değil. O yüzden aramıyor. Ama 9-10 aylık olduğu zaman size aynı hareketi yapın. Çocuk arkanıza dolanır. Topun orada olduğunu düşünür. Sizi önünüze doğru alın. Tekrar öne doğru gelir. Neden? Çocuk nesne sürekliliği kazanmıştır. O yüzden onun kaybolmadığını düşünür. O nesne yok olmadı. Bir yere saklandı diye düşünür. O yüzden arama davranışı gösterir. Bu dönem başka özelliği döngüsel tepkiler gösterirler. Yani hoşlandığı bir şey defalarca yaparlar. Deneme yanılma yolunda öğrenmeler gerçekleşir. Ve bu dönemde taklit ve ertelenmiş taklit yaparlar. Bu da zihinsel gelişimi olduğunu gösterir. Yani çocuk bir şey taklit edebilmesi için onu zihinde tutması lazım. Bu da düşünmenin olduğunu bize gösterir. İşlem öncesi döneme gelelim. Bu da 2 ile 7 yaş arasındaki bir dönemdir. Bu dönem e, mantıklı düşünmenin başlamadığı bir dönemdir. Değerli arkadaşlar, ben merkezi dönem ön plandadır. Hocam hani ergenlik döneminde, evet hem ergenlik döneminde vardır, hem de bu dönemde vardır. Bu dönemdeki çocuk nasıl ben merkezi oluyor? Şöyle sevmediği şeyin kimsenin sevmediğini, hoşlandığı şeyin herkesin hoşlandığını düşünür. Gördüğü şeyin de herkesin gördüğünü düşünür. Yine yeğenime geçerim. 4 yaşında bir yeğenim var. Telefonla arıyorum. Işte kendisiyle konuşuyorum falan. amca diyor bak bak küpem ne kadar güzel. İşte bak üzerimde simli kazak var. Babam aldı çok güzel değil mi? Görüntülü konuşmuyorum. Normal konuşuyorum. Evet diyorum ben de. O zaman diyor ki ben onu görüyorum. Ben onu biliyorum. Yani onun bildiği şeyi biz biliyormuşuz. Gördüğü şeyi biliyormuşuz gibi davranır. Biz buna ben merkezi diyoruz. Bu dönemin en önemli özelliklerden bir tanesi de korunum kazanamamasıdır. Nasıl ne demek korunum kazanamamıştır? Örnek olarak söyleyelim. Aynı miktarda suyu iki bardağa koyun. Bir bardak uzun olsun bir bardak da yuvarlak olsun. Çocuğa sorun bakalım. Hangi bardakta daha fazla su vardır? Uzun olan da diyecektir. Çünkü şekil değiştiğinde miktarın değişmediğini bilmiyor. Korunumunu kazanamamıştır. Neden? Çünkü bu dönemdeki çocuk ben merkezidir. Sadece bir olayın tek özelliğine odaklanır ve aynı zamanda özelden özele akıl yürütme yapar. Yani siz çocuğa şunu sorsanız bir kilo demir mi ağır yoksa bir kilo pamuk mu diyecek ki bir kilo demir. Neden? Korunumu kazanamamıştır. Bu demek çocukların başka bir özelliği animizm gösterirler. Yani nesneleri canlandırırlar. Örneğin yine yeğenim dışarıda bebeği kalmış. Anne diyor benim bebeğim diyor dışarıda kalmış üşümüş. Yani bebeği canlı olarak düşünüyor. Somut işlemler dönemine gelelim. Bu ise 7 ile 11 yaş arasındaki bir dönemdir. Bu dönemdeki çocuklar artık korunum kazanmışlardı. Çünkü mantıklı düşünmenin somut olarak yapıldığı bir dönemdir korunumu kazanıyor. E, siz ona bir kilo demir mi, bir kilo pamuk mu ağır dediğinde eşit olduğunu söyleyecektir. Miktarın değişmediğinin farkına varıyor ve aynı zamanda odaktan uzaklaşıyor. Yani olayları tek bir özelliğine değil, birden çok birden çok özelliğine göre sınıflandırabiliyor ve tersine çevirebiliyor. Son dönemimize gelelim. Soyut işlemler dönemi. Bu da mantıklı düşünmenin hem soyut hem de somut olarak yapıldığı dönemdir. Bu dönemde birey akıl yürütme yöntemlerini kullanıyor, tümevarımı varımı kullanıyor, tüm kullanıyor, göreli düşünmeyi yapıyor, analoji yöntemini kullanıyor. Çünkü 11 yaş ve sonrası olan bir dönemdir. Bu dönemde ayrıca ben merkezi düşünce de söz konusudur. Şimdi gelin ahlak gelişimini işleyelim ve artık bu bölümü bitirelim. Korbek ahlak gelişimini 3 düzeye ayırır ve her düzeyde kendi içerisinde 2 ayrılır. İlk düzeyimiz gelenek öncesi düzeydir. O da kendi içerisinde itaat ve ceza, saf çıkarcı eğilim diye ayrılır. Geleneksel düzey kendi içinde iyi çocuk eğilimi ve kanun düzen eğilim diye ikiye ayrılır. Üçüncü aşamamız gelenek sonrası düzeydir. O da kendi içerisinde sosyal sözleşmeler eğilimi ve evrensel ahlak ilkeleri diye ikiye ayrılır. Şimdi gelin bunların detayına bakalım. İlk aşamamız, ilk evremiz nedir? İtaat ve ceza eğilimidir. İtaat ve ceza eğilimi otoritenin ortada bulunup bulunmadığına göre değişen bir eylemdir. Ve bunlar yaşa bağlı olarak olmazlar. Her de görülebilir bir durumdur. Örneğin otorite varsa Uyarsın çünkü neden? Ceza yememek için. Otorite yoksa o eylemi yapmazsın. Örnek: Öğretmen varsa kopya çekmem çünkü ceza alırım. Öğretmen yoksa paşa paşa çekerim. Ya da hırsızlık eylemine gelelim. Eğer kimse beni görmüyorsa, kamera çekmiyorsa hırsızlık yaparım çünkü ceza almam. Eğer yok, otorite varsa, güvenlik varsa, kamera varsa yapmam çünkü ceza almak istemiyorum. Durum nedir? İtaat ve cezadır. İkinci evremiz saf çıkarcı ilimdir. İsmi üzerinde çıkarcıdır. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Sen benim sırtımı kaşı, ben de senin sırtını kaşıyım. Sen bana matematik dersine yardım et, ben de sana tarih dersine yardım ederim. Yani her şey çıkar aşamasına göre olur. Üçüncü evremiz iyi çocuk eğilimidir. Burada amaç nedir biliyor musunuz? Toplumundan onay alma, işte toplum tarafından kabul görme, mahallede, ailede, arkadaş çevresinde iyi çocuk olabilme, onlar tarafından kabul görme ve onaylama davranışı vardır. Yani birine yardım ediyorum. Neden yardım ediyorum? Görenler desinler ne kadar iyi bir çocuktur. Amacım hep nedir? Toplum tarafından ya da insanlar tarafından onay görmektir. Kanun düzen eğilimine gelelim. Burada her ne varsa her şey kanuna göre yapılır. Yani kanunun yanlışlığı ve doğruluğu sorgulanmaz. Vergiler iki katına çıktı. Niçin ödemiyorsun diye sorar. Çünkü neden? Ben diyorum ki kardeşim iki katına çıkmış. Niye ödeyeyim? Gücüm yok. Hayır ödeyeceksin. Kanun ne diyorsa yapacaksın diyor. Kanunu sorgulamak yoktur. Kanunu sorguladığımız aşama nedir? Beşinci aşamadır. Sosyal sözleşmeler eğilimde kanun sorgulanır. Bireylerin yararına mı değil mi? Bireyin yararına değilse değiştirmesi gerektiği düşünür. İki kat vergi çoktur. Vergi oranı bu şekilde adaletli olmalıdır diye bir söylem geliştiriyorsanız e, sizler sosyal sözleşmeler eğilimdesiniz. Son evremiz evrensel ahlak ilkesinin olduğu bir evredir ve çok az kişi buraya varabilir. Çünkü burada her şey insan içindir. İnsan temeldedir, insan eşittir, insan haklarına saygı söz konusudur. Mesela bir savaş oldu. İster sizin ülkenizde olsun, ister başka yerde olsun. Her ne koşulda ol olursa olsun savaşa karşı olmalısınız. İnsan yaşamı için her zaman savaşa karşı olmanız evrensel ahlak ilkesinde yer aldığınızı gösterir. Şimdi bu aşamaları bir örnek üzerinde görelim ve daha iyi anlayalım. Örneğin kırmızı ışıkta durma eylemi. Eğer kırmızı ışıkta trafik polisi olmadığında geçiyorsan, ceza yemeyeceksen geçiyorsan sen itaat ceza eğilimdesin. Yani trafikte kırmızı ışıkta uyma davranışını belirleyen şey otoritenin kendisi ise itaat ve ceza eğilimdesin. Yok eğer diyorsan ki kardeşim şimdi ben geçtim buradan arabam zarar görebilir, arabama bir şey gelebilir, benim başıma bir şey gelebilir diyorsan saf çıkarca eğilimdesin. Yok eğer şunu söylüyorsan kardeşim desinler ki etraftakiler maşallah ne güzel arabayı sürüyor. Ne güzel duruyor. Kırmızı ışık yandıktan sonra hareket ediyor. Yani insanlar tarafından onaylanmak ve beğenilmek için yapıyorsanız iyi çocuk elindesiniz. Yok eğer şuna göre yapıyorsan kanun ne dediyse ben onu yaparım. Kırmızı ışıkta dur diyorsa durarım. Bu sokak arasında dahi olsa durarım. Çünkü kanun ne diyorsa ben ona uyuyorum diyorsan kanun düzen elindesin. Yok eğer şunu söylüyorsan Kırmızı ışıkta durmamak maddi ve ölümcül kazalara yol açar. O yüzden durmak gerekir diyorsan sosyal sözleşmeler elindesin. Yok eğer şunu söylüyorsan insanın yaşamı her şeyden önemlidir. Ben o yüzden kırmızı ışıkta dururum. Çünkü geçtiğinde bir insana zarar verelim diyorsan evrensel ahlak ilkesi aşamalısındasın. Maalesef Korbeck'in yaptığı araştırmada insanların çoğu iyi çocuk eğilimine takılıp kalıyor. Çok az kişi evrensel ahlak ilkesinin olduğu gelenek sonrası düzeye erişebiliyor. Farkındayım video biraz uzun oldu konu uzundu soru çözüm videosunda görüşelim orada konuyu pekiştirelim